Arkadaşlar selamlar. Türevin geometrik yorumu konusunun 3. testine hep beraber başlayalım. İlk soruda fx eşittir küp kök x kare artı a eğrisine üzerindeki a 8'e 5 noktasında teğet olan doğrunun eğimi b olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diye sorulmuş. Haydi bakalım. Bakın arkadaşlar üzerindeki a 8'e 5 noktası deniliyor. Yani demek ki A noktası fx fonksiyonun grafiği üzerinde bir nokta. Dolayısıyla A noktasının koordinatları fx fonksiyonun kuralını sağlamalı. Yani x yerine 8 yazdığımızda fx fonksiyonunda y değerini ne bulmamız lazım? 5 bulmamız lazım. O halde buyurun yazalım bakın x yerine 8 yazıyoruz. 8'in karesi yani 64'ün küp kökü artı A ifadesi ne gelmeli? 5 gelmeli. 64'ün küp kökü ne oldu arkadaşlar? 4 oldu. 4 ile neyi toplarsam 5 yapar 1'i. O halde A değeri 1 olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu teğet doğrusunun eğimi B olarak bize verilmiş. Peki arkadaşlar 8'e 5 noktasında teğet doğrusunun eğimi demek aslında bu f fonksiyonun x eşittir 8'deki türevi demek midir? Evet. O halde f türevi 8'in de B olduğunu biliyoruz. Hemen f fonksiyonun türevini alalım arkadaşlar. Fx fonksiyonun kuralını yazalım tekrardan bir. X karenin küp kökü demek x üzeri 2 bölü 3 demek artı bir de a var. O halde f fonksiyonun türevi için kuvveti başa indirdik. 2 bölü 3 çarpı x üzeri ne oldu arkadaşlar? Kuvveti bir azalttık. Eksi 1 bölü 3 oldu. A'nın türevi zaten 0. Evet şimdi de x yerine 8 yazdığımız zaman karşımıza çıkan değeri araştırıyoruz. O halde 2 bölü 3 çarpı 8 üzeri eksi 1 bölü 3 diyor. Doğru mu? 8 üzeri 1 bölü 3 demek 8'in küp kökü demek. Yani 2 olduğu bir de eksi 1'inci kuvveti var. O halde 1 bölü 2 geldi. Dolayısıyla 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 1 bölü 3 oldu. Peki f türev 8 neye eşitti? B'ye eşitti. Şimdi a artı b toplamı için a'yı 1 olarak bulduk. B'yi de 1 bölü 3 olarak bulduk. O halde toplamın 4 bölü 3 olarak Ceyhan seçeneğinde olduğunu gördük. Ve geçiyoruz ikinci soruya. Arkadaşlar selamlar geldik ikinci soruya. Fx eşittir x üzeri 4 eksi x artı 1 eğrisinin y eşittir 3x eksi 5 doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Haydi bakalım. Bakın elimizde arkadaşlar yine bir fonksiyon var. Polinom fonksiyon. Bunun bir parçasını şöyle temsil olarak çizdiğimizi varsayalım. Ve y eşittir 3x eksi 5 doğrusunu da çiziyorum. Nasıl bir doğrudur bu arkadaşlar? Artan bir doğrusal fonksiyon karşımıza gelecek. Doğru mu? Peki y eşittir 3x eksi 5. Elimizde ne var peki? Y eşittir x üzeri 4 eksi x artı 1. Şimdi bu eğrinin bu doğruya en yakın noktası tamamen bakın görselleştirmek için temsili seçimler yapıyoruz bunu. Şuradaki yeşil olarak gösterdiğimiz nokta olsun. Şimdi bu noktayı bulmam lazım. Peki bu noktayı nasıl bulacağım? Arkadaşlar y eşittir 3x eksi 5 doğrusuna paralel olan doğruları çizerek y eşittir x üzeri 4 eksi x artı 1 eğrisine yaklaşmaya çalıştığımızı varsayalım. Bakın buna paralel doğrular çiziyorum. Bir tane çizdim mesela. Daha sonra bir tane daha çizdim. Daha sonra bir tane daha çizdim. Bir tane daha çizdim derken bu paralel doğruları çizerken arkadaşlar günün birinde bu paralel doğrulardan birisi ne zaman ki y eşittir x üzeri 4 eksi x artı 1 doğrusuna bir noktada teğet olacak. İşte o teğet noktası aslında bu fonksiyonun y eşittir 3x eksi 5 doğrusuna en yakın noktası olacak. Mantığımız bu. O halde yani y eşittir 3x eksi 5 doğrusunu arkadaşlar eğimi bozmadan böyle yukarı doğru ötelediğimi düşünün bir nevi. Yani fonksiyona doğru yaklaştırdığımı düşünün. İlk olarak nerede temas gerçekleşirse o nokta y eşittir 3x eksi 5 doğrusuna en yakın nokta. Peki bu çizdiğim teğet doğrusu da y eşittir 3x eksi 5'e paralel olduğu için eğimleri aynı olmak zorunda değil mi? Yani bu da nasıl bir ifade olmak zorunda? Y eşittir 3x artı c formatında bir ifade olmak zorunda. Eğimleri aynı olmak zorunda. O halde benim merak ettiğim soru şu olmalı. Acaba fx fonksiyonunun hangi noktasında
O fonksiyon grafiğine çizilen teğet doğrusunun eğimi 3 olur. Yani hangi noktasındaki türevi acaba 3 olur? Bakın şu noktanın apsisi için mesela apsisin A olduğunu söyleyelim. Biz ne gördük? X eşittir A apsisi noktasında fonksiyon grafiğine çizilen teğet doğrusunun eğimi 3. Yani f fonksiyonu x eşittir a'daki türevi 3. O halde f fonksiyonun bir türevini alalım beraber arkadaşlar, buyurun. Ne geldi? 4x küp eksi 1 geldi. Ve x yerine a yazarsam şuradan devam edelim. F türev a, x yerine a yazdığım 4a küp eksi 1 geldi. Bu ifadenin ne olmasını istiyorum? 3 olmasını istiyorum. O halde 4a küpün 4 olmasını, yani a'nın 1 olmasını bekleriz. Demek ki bu a apsisi neymiş? 1'miş. Sonra götürüp ordinatı bulabilmek için tabii ki ana fonksiyonda yerine yazabiliriz. X yerine 1 yazarsak bakın ne gelir arkadaşlar? 1 eksi 1 artı 1'den ordinat da 1 geldi. O halde şu nokta, yani bu eğri üzerinde bulunan y eşittir 3 x eksi 5 doğrusuna en yakın noktanın koordinatları 1'e 1'miş, 1'e 1'miş. Bize de koordinatları toplamı sorulmuş. 1 artı 1'den 2 olarak cevabımız Bursa seçeneğinde diyoruz ve geçiyoruz 3. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 3. soruya. Fx eşittir x kare artı x artı 1 fonksiyonuna orijinden teğetler çiziliyor deniliyor. Buna göre çizilen bu teğetlerin eğimleri toplamı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar çok çok güzel bir soru. Bakın bu soru gerçekten bizi şimdi biraz uğraştıracak diyebilirim. Yani kötü anlamda değil, gerçekten bize bir şeyler katacak arkadaşlar. Bakınız, şöyle tamamen temsili çizimler yine yapıyorum. Elimde ne var? Elimde bir parabol var ve bu parabole orijinden teğetler çiziliyor. Orijin örneğin temsili olarak şurada olsun bakın arkadaşlar. Buradan bu parabole teğetler çizeceğim. Bir teğet doğrum şu olsun mesela. Evet, bir diğer teğet doğrum da bakın şöyle, onu da çiziyorum. O da şu tarafa doğru giden bir doğru olsun. Peki. Şimdi bu nokta neresi bu nokta? 0'a 0. Orijin noktası. Şimdi arkadaşlar, normalde doğrusal fonksiyonların genel formatı neydi? Y eşittir mx artı n'di. Ancak bir doğrusal fonksiyon eğer ki orijinden geçiyorsa, yani x yerine 0 yazdığımızda y değeri de 0 olarak karşımıza çıkıyorsa, o halde bu n değerinde 0 olması lazımdır. Yani buradaki sabit terimin ne olması lazım? 0 olması lazım. O yüzden orijinden geçen doğrusal fonksiyonların genel formatı y eşittir mx tipindedirler. Doğru mu? O halde. Bakın şu fonksiyonun kuralı y eşittir mx olmuş olsun. Peki. Şimdi y eşittir mx fonksiyonu ile y eşittir fx fonksiyonu. Y eşittir fx fonksiyonu. Bakın şuradaki bir noktada ne yapmışlar arkadaşlar? Kesişmişler. O noktada y eşittir mx, y eşittir fx'e teğet olmuş. O halde y eşittir mx doğrusunun eğimi olan m değeri fonksiyonun o dm noktasındaki neyine eşit? Türevine eşit. Doğru mu? Peki o dm noktasının o halde apsisini de bir varsayım yapalım. Apsisi de c olsun. Bakın daha hiç sayı bile çıkmadı karşımıza. Evet. Fx fonksiyonun x eşittir c'deki türevine eşit. Doğru mu? Evet. Ve aynı zamanda arkadaşlar bu nokta ikisinin de iki fonksiyon grafiğinin de üzerinde olduğu için c verdiğimde karşıma çıkan fc değeri aynı zamanda y eşittir mx fonksiyonunda x yerine c yazdığımda karşıma çıkan m çarpı c değerine eşit olmak zorundadır. Doğru mu? Ordinatları da birbirine eşit. Sonuçta aynı nokta bu. Peki. Şimdi bu bilgileri bir kullanacağız arkadaşlar. İlk olarak nereden başlayacağız? F fonksiyonun bir türevini alalım. F türevi x eşittir ne oldu? Bakın 2x artı 1 oldu. O halde f türev fonksiyonunda x yerine c yazarsam ne gelir burası? 2c artı 1 gelir. Bu neye eşit? M'ye eşit. Doğru mu? Peki. M değeri 2c artı 1'miş. Bunu bulduk, götürüp o zaman yerine yazalım. M değeri 2c artı 1'miş. 2c artı 1 ile c'yi çarparsam m çarpı c ne oldu arkadaşlar? 2c kare artı c oldu. Bu neye eşitmiş? Fc, yani f fonksiyonunda x yerine c yazdığında karşına çıkan ifadeye. Yazalım bakalım buyurun. C kare artı c artı 1 geldi. Birer tane c sadeleşti, c kareyi sola gönderdik. C kare eşittir 1 olarak bulundu. C kare 1 ise c dediğimiz bu apsis
artı eksi 1 olarak karşımıza çıktı. Şimdi artı 1 mi eksi 1 mi peki? Neden iki tane değer çıktı? Neden iki tane değer çıktı? Çünkü bu C'deki durumun bir benzeri de tam olarak şurada var aslında, doğru mu? O halde işte diğer taraftaki DM noktasının apsisi eksi 1 iken sağdaki DM noktasının apsisi artı 1 oldu. Böylece. Bize çizilen bu teğetlerin eğimleri toplamı derken aslında fonksiyonu x eşittir eksi 1 apsisi noktasında çizilen teğetin eğimiyle fonksiyonu x eşittir 1 apsisi noktasında çizilen teğetin eğimini topla diyor. Yani mealen eksi 1'deki türev ile artı 1'deki türevi topla diyor. Doğru mu? Türev fonksiyonu hatırlayın zaten 2x artı 1'di. O halde x yerine eksi 1 yazdığım eksi 2 artı 1 geldi. Artı 1 yazdığım artı 2 artı 1 geldi. Doğru mu? Yanlış yapmış olmayalım. Evet. 2x artı 1 sıkıntı yok. Eksi 2 artı 2 sadeleşti. 1 1 daha cevabımız 2 olarak nerede bakın? Bursa seçeneğinde karşımıza çıktı. Gayet de güzel bir soruydu. Önemli bir soru tipiydi. Bir kez daha dinlemenizi de tavsiye ederim. O halde haydi geçelim 4. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 4. soruya. Aşağıda fx artı f türev x fonksiyonun grafiği ve bu grafiği x eşittir 0 apsisli noktada teğet olan doğru gösterilmiştir denilmiş. Şimdi neler biliyoruz arkadaşlar? X yerine 0 verdiğimde karşıma çıkan değer, bakın y eşittir 2x artı 5'te x yerine 0 yazarsak ne gelir? 5 gelir. Fx artı f türev x'te de demek ki karşıma çıkacak. Yani fx artı f türev x'te x yerine 0 yazalım, bakın ne bulduk? F0 artı f türev 0 eşittir 5 olarak karşıma çıktı. Başka ne biliyorum? Bu fonksiyona x eşittir 0 apsisi noktasında çizilen teğet doğrusunun eğimi 2'ymiş. O halde bu eğim aslında fonksiyonun o noktadaki türevi demekti. Yani fx artı f türev x fonksiyonunun türevini alıp x yerine 0 yazdığımda karşıma ne çıkıyormuş bakın? Karşıma 2 çıkıyormuş. Türevini aldım arkadaşlar, ne geldi? F türev artı f ikinci türev geldi. X yerine 0 yazarsak f türev 0 artı f ikinci türev 0 oldu. X yerine 0 yazdık zaten, evet. Bu değer neye eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Doğru mu? Evet, 2'ye eşit oldu. Şimdi. Peki ne biliyorum? Alt alta bir bildiğim şeyleri yazalım bakın. Birincisi, yukarıdan ne çıkartmıştım? F0 ile f türev 0'ın toplamı 5'ti. Şu ilk çıkarttığımız ifadeydi. İkinci çıkarttığımız ifade nedir arkadaşlar? F türev 0 ile f ikinci türev 0'ın toplamı 2'dir. O halde bunları taraf tarafa çıkartırsak bakın f türev 0'dan f türev 0 çıktı. O halde ne kaldı? F0 eksi f ikinci türev 0 eşittir. Karşı tarafta da 5 eksi 2'den ne eşit olacak? 3'e eşit olacak. Zaten bize de tam olarak bu sorulmuştu. O halde cevap Ceyhan seçeneği diyoruz ve geçiyoruz 5. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 5. soruya. Yukarıda y eşittir f türev x fonksiyonun grafiği verilmiş. Aman dikkat. Gx eşittir x kare çarpı f türev x artı 1 olduğuna göre g türevi 2 kaçtır diye soruluyor. Haydi bakalım. Şimdi şu ifadede arkadaşlar iki tarafa da bir türev paraşütlerini göndersem sol tarafta ne oluştu? G türev x oluştu. Sağ tarafta çarpım ifadesi var, doğru mu? O halde çarpımın türevini almam lazım. X karenin türevi yani 2x çarpı ikincinin kendisi f türev x artı 1 artı ikincinin türevi f türev x artı 1'in türevi nedir? F ikinci türev x artı 1'dir çarpı birincinin kendisi. Süper. Bize de g türev 2 sorulmuş. O halde g türev x fonksiyonunda x yerine 2 yazalım bakın buyurun. 4 çarpı f türev 3 artı evet x yerine 2 yazmıştık. 4 çarpı f ikinci türev 3 geldi. Doğru mu? Yani 4 parantezinde evet f türev 3 artı f ikinci türev 3 geldi. Süper. Şimdi f türev fonksiyona baktığım zaman x eşittir 3 apsisi noktadaki görüntüsünün 4 olduğunu biliyorum. Yani f türev 3'ün 4 olduğunu biliyorum. Bir de x eşittir 3 apsisi noktasında fonksiyon grafiğine çizilecek teğet doğrusu bakın x eksenine paralel yani eğim 0.
O halde f türev fonksiyonun x eşittir 3'teki türevi 0. Yani f ikinci türev 3'ün ne olduğunu bulduk? 0 olduğunu bulduk. Götürüp yerlerini yazalım. F türev 3'ü 4 bulmuştuk. F ikinci türev 3'ü 0 bulmuştuk. 4 ile 0'ı topladık. 4. Dışarıda da 4 çarpanı bizi bekliyor arkadaşlar. O halde G türev 2 ne oldu? Bakın 4 kere 4'ten 16 olarak Ceyhan seçeneğinde karşımıza dedik. Ve geçiyoruz 6. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 6. soruya. Rolle teoremi bize verilmiş. Önce bir Rolle teoremini okuyalım. F, A, B kapalı aralığından reel sayılara tanımlı, sürekli ve her x elemandır A, B açık aralığı için türevlenebilir olsun denilmiş. Eğer F, A, F, B'ye eşitse A, B açık aralığında F türev C'nin sıfır olduğu en az bir C noktası vardır deniliyor. Arkadaşlar matematikte çok çok önemli bir teorem. Eğer ki üniversitede matematik bölümü okursanız karşınıza kesinlikle çıkacaktır zaten. Şimdi bakınız, bu Rolle teoremini nasıl uygulamaya dökeceğiz? Teorem bize ne söylüyor? Teorem bize diyor ki mesela bakın, AB kapalı aralığında tanımlı, AB açık aralığında türevlenebilir olsun diyor. Uç noktalardaki türev biraz tartışma konusu olduğu için onu şu an düşünmüyoruz. AB açık aralığında türevlenebilir olsun diyor. Peki, ve tanım aralığının uç noktalarındaki görüntüler birbirine eşit olsun diyor. Mesela bakın arkadaşlar, A burada olsun diyelim, işte B de burada olsun diyelim. Hatta Y eksenini çizmeye hiç gerek bile yok. Y ekseni nerede çok önemli değil. Mesela A'daki görüntü arkadaşlar diyelim ki burada olsun, tamam. Sonra tabii bu fonksiyon sürekli olacak ama dikkat, sürekli olacak ve türevlenebilir olacak her yerde. A'daki görüntü burada olsun. Şimdi buradan çıktı mesela fonksiyon, böyle değişik değişik değerler alıyor, bir şeyler yapıyor vesaire. Burada geziniyor. Yani istediği kadar burada gezinebilir arkadaşlar. Hiçbir sakıncası yok. Burada çıkar, iner, çıkar, çok tepeye çıkar, çok dibe iner vesaire böyle. Ondan sonra B noktasındaki görüntü yine A noktasındaki görüntüye eşit olsun diyor. Bak, eşit olsun. Şimdi B'deki görüntü A'daki görüntüye eşit olacaksa arkadaşlar, eşit olacaksa diyor. O halde mecburen bu AB açık aralığında türevin sıfır olduğu, yani fonksiyonun böyle yumuşak bir geçiş yaptığı, artıştan azalışa indiği ya da azalıştan artışa geçtiği bir nokta mutlaka vardır diyor. Mutlaka vardır diyor. Gayet açık mı bu? Gayet açık. Çünkü eğer ki A noktasında mesela görüntü bakın buradayken, eğer ki ben A noktasından sonra görüntülerim büyümeye başladıysa, günün birinde de B'de tekrardan A noktasıyla aynı görüntüye ulaşacaksan, o zaman bunun illaki ileride bir yerde yani bir dönüş noktası olması lazım. Doğru mu? Ha hocam şöyle dönemez mi? Bak gider 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 birden çat diye döner. O zaman türevin sıfır olduğu yer olmayabilir. Ama işte böyle bir durumu ortadan kaldırmak için ne diyor bak? Her yerde türevlenebilir olsun diyor. Yani böyle sivri nokta gelmesin karşına diyor. Öyle sivri noktayla dönüş olmasın diyor. Bunu garanti altına al, tamam. Sivri noktayla dönüş yapmayacaksam ama illaki döneceksem o zaman nasıl döneceğim? O zaman yumuşak geçiş yapacağım. Smooth geçiş deriz biz buna matematikte. Yani yumuşak geçiş yapacağım. Yumuşak geçiş yaptığım o noktada da işte türev ne olacak? Sıfır olacak. Başka ne durum olabilir? Başka bir de şöyle bir durum olabilir. A'dan B'ye giderken fonksiyon hep sabit davranmış olabilir. O zaman zaten her noktada türev sıfır olmuş olur. Zaten teorem bize ne diyor? En az bir C noktasında türev sıfırdır diyor. Dolayısıyla teoreme aykırı bir durum yok. Değer eğer ki başta küçülse bu sefer de tekrardan büyümesi için yine bir smooth geçiş yapması lazım. Kırılma yapamaz çünkü her yerde türevlenebilir demişti. Evet, yani teoremi sanıyorum şu an anladık, doğru mu? Peki teorem bize ne diyor? Tekrar söyleyelim arkadaşlar. Kapalı aralıkta tanımlı ve o kapalı aralığın uç noktaları hariç her noktasına türevlenebilir bir fonksiyon varsa karşında diyor. Ve bu fonksiyonun uç noktalarındaki görüntülerin birbirine eşit olduğunu gördüysen, o halde anla ki aralarda bir yerde bu fonksiyon en az bir tane de olsa bir dönüş yapmıştır ya da hep sabittir. Dolayısıyla türevin sıfır olduğu en az bir nokta vardır diyor. Şimdi bu fonksiyona 0b kapalı aralığında Rolle teoremi uygulanabildiğine göre diyor. Rolle teoremi uygulanabiliyorsa o halde aralığın uç noktalarında fonksiyonun görüntüleri birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani f0'ın fb'ye
eşit olması lazım. X yerine 0 yazdığımda bakın, 0 yazdığımda karşıma ne çıkıyor? A çıkıyor. FA. Yani F0 eşittir A. Eşitmiş FB'ye. X yerine B yazdığımda bakın ne geliyor? B yazalım arkadaşlar, buyurun. Evet, ne geldi? B küp eksi 2 B kare artı A geldi. Süper. Şimdi A'lar sadece eşitti. O zaman B küpün ne geleceğini bulduk? 2 B kare geleceğini bulduk. Doğru mu? B küp 2 B kareye eşitse, tabi B değeri 0'dan farklı olacak. Çünkü 0'dan büyük. Bak 0 B aralığı demiş değil mi? İki tarafı da B kareye böldüm. O halde B değeri ne olarak karşıma çıktı? 2 olarak karşıma çıktı. Demek ki B 2'ymiş dedik. Cevabımız Bursa seçeneği dedik. Ve geçiyoruz 7. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 7. soruya. Yine Rolle teoremi sorusu. Rolle teoremini eğer ki tam oturtamadıysak 6. soruyu bir tekrar dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bakınız ne diyor teorem, hatırlayalım. Bir f fonksiyonu bir kapalı aralıkta tanımlı ve bu kapalı aralığın uç noktaları hariç tüm iç noktalarında türevlenebilirse, türevlenebilir olsun diyor. Ve aralığın, tanım aralığının uç noktalarındaki görüntüleri birbirine eşitse, o halde bu fonksiyon türevinin sıfır olduğu en azından bir iç noktası vardır diyor. Yani AB açık aralığında en azından bir tane nokta vardır ki o noktada türev sıfırdır diyor. Peki. Şimdi bakalım fx fonksiyonu bize parçalı olarak verilmiş. Parçalı olarak verilmiş. Ve ne soruluyor arkadaşlar? Fonksiyonun eksi 3, 5 kapalı aralığında Rolle teoremine uygun A, X'e, Y noktasının koordinatları toplamı kaçtır diyor. Rolle teoremine uygun dediği aslında türevinin sıfır olduğu nokta diyor. Tamam. Bu A, X'e, Y noktası mesela biz bunu A'ya B olarak alalım. X'ler, Y'ler bazen karışıyor arkadaşlar. A, A'ya B noktası olsun. O halde biz ne biliyoruz? F fonksiyon X eşittir A'daki türevi sıfırdır. Ve F fonksiyon A'daki görüntüsü B'dir. Doğru mu? Peki. Şimdi f fonksiyonu o halde türev fonksiyonu yazalım arkadaşlar beraber, buyurun. Tabii eksi 3, 5 açık aralığında türevliydi. O halde 1'den küçükken x kare artı 1'in türevi nedir? 2x. 1'den büyük eşitken 2x'in türevi nedir? 2. Yine büyük eşit alabildim. Niye eşit diye alabildim? Çünkü zaten eksi 3, 5 açık aralığında türevli olması gerekiyordu. Demek ki x eşittir 1'de de türevli. Bir sakınca yok. Şimdi ben x eşittir a apsisi noktada türevin 0 olmasını bekliyorum. Bakın x'ler 1'den büyük eşitken türev daima 2 geliyor. 0 gelme şansı yok. O zaman 0 gelmesi için şuradan gelmesi lazım, doğru mu? Peki 2x değerini 0 yapmak için x'e ne vermem lazım? X'in 0 olması lazım. Yani hangi apsisi noktada türevin 0 olduğunu gördük? X eşittir 0 apsisi noktasında. Dolayısıyla f türev 0'ın 0 olduğunu gördük. Yani a değeri arkadaşlar ne olarak bulundu? 0 olarak bulundu. Peki B değeri kimdi? B değeri FA'ya eşitti. Yani F0'a eşit. O halde F fonksiyonunda X yerine 0 yazalım. Üst parçada yazıyoruz tabii ki. 0 artı 1'den ne geldi? 1 geldi. Bu da B değerine eşitti. Yani fonksiyon X eşittir 0'daki ordinat. Bize de bakın A noktasını artık apsisini bulduk 0. Ordinatını bulduk 1. Bu noktanın koordinatları toplamı sorulmuş. 0 artı 1'den cevabımız 1 olarak Bursa seçeneği diyoruz. Ve geçiyoruz 8. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 8. soruya. Karşımızda yine Rolle teoremi var ve bu teoremi tekrardan hatırlayalım. Teorem bize ne diyordu arkadaşlar? F fonksiyonu kapalı bir aralıkta tanımlı ve bu kapalı aralığın uç noktaları hariç tüm iç noktalarında türevlenebilir ve tanım aralığının uç noktalarında görüntüleri birbirine eşit ise o halde en azından bir iç noktasında türevin sıfır olduğunu söyleyebiliriz diyor. Böyle bir teoremdi. Peki. Fx fonksiyonu reel sayılarda türevli bir fonksiyonmuş. Güzel. Fx fonksiyonun kuralını bakın parçalı olarak vermiş. Sıkıntı yok. Ve her yerde türevli olduğunu söylemişti, dikkat. Her yerde türevliyse bir kere her yerde sürekli olacak. Bunları biliyoruz değil mi? O halde x eşittir 2'de de sürekli olacak. Yani 2'deki sol limit mesela 2'nin karesi yani 4 eksi 2, 2 geldi. 2'deki sağ limite yani g2 eşit olacak, doğru mu? Evet, g2 ne geldi arkadaşlar, bakın g2 4 eksi 2'den 2 geldi. Evet, bunları kenarda yazacağız. Şimdi g2 değil aslında o, g fonksiyonu x eşittir 2'deki sağ limiti. Onları inceleyeceğiz. Bakalım. Bu fonksiyon eksi 1, 3 aralığında Rolle teoremine uygun en az bir noktası vardır diyor. Dolayısıyla eksi 1, 3 aralığında demek ki en az bir tane noktada nedir arkadaşlar? Türev sıfırdır.
ve eksi 1 3 aralığında Rolle teoremine uygunsa aralığın uç noktalarındaki görüntüler birbirine eşitti. Yani f eksi 1 f 3'e eşit ve bir a değeri var ki eksi 1 3 açık aralığında bulunan bu aralıkta fonksiyonun türevi 0. Böyle bir şeyden bahsediyor bize. Peki. Gayet güzel bir soru bakın. Şimdi f fonksiyonu türeviyle ilgileneceğiz, doğru mu? F fonksiyonu o halde türev fonksiyonu bir yazalım şöyle arkadaşlar. X'ler 2'den büyükken ne oldu? G türev. X oldu. Her yerde türevlenebilirdi zaten f fonksiyonu. Reel sayılarda türevlenebilirdi. O halde 2'deki eşitliği de yine kabul ediyorum. X kare eksi x'in türevi nedir? 2x eksi 1'dir. Evet. Şimdi bir a değeri var diyor. Eksi 1 3 aralığında. Ve türevi 0. Şimdi türevinin 0 olması için bakın, eğer ki 2x eksi 1'den geliyor olsa bu 0 değeri, o halde x yerine ne yazmam lazımdı benim? 1 bölü 2 yazmam lazımdı. Ve x küçük eşit 2 değerine uyuyor mu 1 bölü 2? Uyuyor. Sakıncası yok. Dolayısıyla buradan gelebilir. Ama en az bir nokta vardır diyor. Belki başka yerler de var. Yani belki de g türev x'in de 0 olduğu yerler var. X'ler 2'den büyükken. Yani 3'e kadar ilerleyebiliyordu a'lar, hatırlayın. Dolayısıyla 2-3 aralığında belki g türevin de 0 olduğu bir nokta vardır. Bilebilir miyim? Bilemem. Şimdi peki. Bana neler sorulmuş bakalım. G2 soruluyor, g türev 2 soruluyor ve g3 soruluyor. Şimdi çok güzel bir soru arkadaşlar. Gayet de güzel bir soru bakın. Yani gerçekten keyifli bir soru. Şimdi G2'ye bir bakmaya çalışalım. Arkadaşlar G2 için ne söylenebilir? Ne söylenebilir? Bakın şimdi yorumları yani öyle kaba taslak hemen söyleyip geçmek istemiyorum. Altlarını doldurarak böyle vermek istiyorum. F fonksiyonu reel sayılarda türevliydi değil mi? O halde kritik noktasında da türevlidir. Yani x'in 2'deki sağ limiti, x'in 2'deki sol limitine eşit. Görüntüde bunlara eşit. Sonra x'in 2'deki sağ türevi, x'in 2'deki sol türevine de eşit. Ve x 2'den büyükken karşıma gx çıkmış. Gx de demek ki x 2'den büyükken her yerde türevli olmak zorunda. Çünkü gx eğer ki türevsiz olmaya kalkarsa, fx de gx olarak tanımlı olduğu için o parçada, fx de türevsiz olmaya kalkar. O halde gx fonksiyonu x'ler 2'den büyükken her yerde ne olmak zorunda arkadaşlar? Türevli olmak zorunda. Peki x eşittir 2'deki durum için ne söylenebilir? Bakın 2'deki sol limit ne geliyor? F fonksiyonu 2'deki sol limiti 4 eksi 2'den 2 geliyor. 2'deki sağ limit ne geliyor? 2'deki sağ limit yani G2. Evet. G2 o zaman ne olmak zorunda? F'in 2'deki sol limitine eşit olmak zorundaydı. Yani 4 eksi 2'den 2'ye eşit olmak zorunda. Peki G türev için ne söyleyebilir? Şimdi G türev fonksiyonu da bakın dikkat, burada F türevin içinde karşıma çıkıyor. F her yerde türevliydi. Yani f türev fonksiyonu her yerde tanımlı. Doğru mu? F türev fonksiyonu o zaman x eşittir 2'deki sağ limitiyle sol limiti de birbirine eşit. Doğru mu? Çünkü her yerde f türev fonksiyonu vardı. O halde bakın 2'deki sağdan yaklaşırken yani g türev 2 ne eşit olmak zorunda? 2'ye soldan yaklaşırken f türev x eşit olmak zorunda. 2'ye soldan yaklaşsam ne gelecek? 4 eksi 1'den 3 gelecek. Yani g türev 2'yi de ne olarak bulduk? 3 olarak bulduk. G2'yi zaten 2 olarak bulmuştuk. Şimdi geldik G3'e. G3 ne alaka? G3. Arkadaşlar. G3 demek aslında F3 demek değil mi? Bakın F fonksiyonu X yerine 3 yazsam. X yerine 3 yazsam. 3. 2'den büyük olduğu için üst parçada tanımlı. Üst parçada X yerine 3 yazınca ne geliyor? G3 geliyor. Yani G3 dediğim bu değer F3'e eşit. Peki F3 neye eşitti? Harika bir soru yahu. F3 de F-1'e eşitti. F-1'i nereden bulurum ben? Neden F3 F-1'e eşit hatırla? Aralığın uç noktalarındaki görüntüler birbirine eşitti. Rolle teoremi bize bunu söylüyordu. Peki F-1 nereden bulunacak peki? -1 x'den küçük bir apsis olduğu için alt parçada tanımlı. O halde burada x yerine -1 yazacağım. -1'in karesi 1 eksi -1 ne geldi? 2 geldi. G3'te 2 olarak karşıma çıktı. O halde 2 3 daha 5 2 çıktı. Cevap 3 olarak Ceyhan seçeneğinde karşımdaymış. Gerçekten yani 3 yıldızı da 5 yıldızı da hak eden bir soru. Soru yazarlarına teşekkürlerimizi buradan tekrardan iletelim. Umarım faydalı olabilmişizdir arkadaşlar. Bu soruyla ilgili mutlaka yorumlarda görüşelim. Aklınıza takılanları sormayı unutmayın. Haydi geçelim 9. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 9. soruya.
Aşağıda bir dağın bir kesiti gösterilmiştir. Gösterilen kesit 3. dereceden bir polinom fonksiyonun grafiğinin bir kısmıdır denilmiş. Bir uçak doğrusal D pistinin A noktasına gelince belli bir açıyla havalanmış ve doğrusal bir yol izleyerek dağı teğet geçmiştir denilmiş. Buradan havalanıyor arkadaşlar. Şöyle doğrusal bir yol izleyerek evet dağı teğet geçiyoruz. Peki. Buna göre D doğrusu bakın şu yer düzlemi. Eğer ki x ekseni seçilirse diyor, buraya x ekseni kabul edersek teğet noktanın apsisi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Bakalım, güzel bir soruya benziyor. Şimdi neler biliyoruz ama çok sığ bilgilerimiz var değil mi arkadaşlar? Şimdi şu teğet olduğu noktanın mesela apsisi, teğet olduğu noktanın apsisi k olsun. Neler biliyorum arkadaşlar? Neler biliyorum? Bakalım. Bu şu doğrusal fonksiyon arkadaşlar eğimi neye eşit olacaktır? Y eşittir x küp eksi 9x fonksiyon x eşittir k'daki türevine eşit olacaktır. O halde hemen y'nin türevini bir bulalım. Ne geldi y'nin türevi? 3x kare eksi 9 geldi. Doğru mu? Hangi noktadaki türevden bahsediyoruz? K noktasında. O halde k yazarsam karşıma ne gelecek? 3k kare eksi 9 gelecek. Yani şu doğunun eğimi 3k kare eksi 9'muş. Bu yani 3k kare eksi 9 çarpı x artı c formatında bir ifadeymiş. Peki. Şimdi ben bunun eğimi hakkında ne biliyorum ki? Eğim hakkında ne biliyorum arkadaşlar? Bakın. X ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının ölçüsü 90 dereceden küçük olduğu için, burası dar açı olduğu için o halde zaten yani gözün görüyor, çok uzatmayalım. Bu artan bir doğrusal fonksiyon. Dolayısıyla eğim nedir arkadaşlar? Eğim pozitiftir. O yüzden bu k apsisi noktadaki eğim yani y eşittir x küp eksi 9x fonksiyonun x eşittir k'daki türevi olan 3k kare eksi 9 ifadesi ne olmak zorunda? Pozitif olmak zorunda. Türev pozitif olmak zorunda çünkü eğim pozitif. O halde 3'e böldük, hatta şöyle yapalım, evet 3k kare büyüktür 9 geldi galiba. Dolayısıyla k kare büyüktür 3 geldi. K kare 3'ten büyük olmak zorundaymış. Şimdi bu k değeri ne olabilir? Eksi 1 olabilir mi? Hayır. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 olabilir. İyi de bunların hepsi olabiliyor. Başka bir şeyler de bulmamız lazım demek ki, değil mi? Başka bir şeyler de bulmamız lazım. Şimdi bu b ve c noktaları neresi arkadaşlar? Bakın x ekseni kestiğimiz noktalar. Şimdi x küp eksi 9x, x küp eksi 9x ifadesini şöyle alt tarafta çalışsak daha rahat edeceğiz. X küp eksi 9x ifadesini x parantezine alsam x kare eksi 9 mu gelir? Evet. X kare eksi 9'u da çarpanına ayıralım. X çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3. Yani x ekseni kestiği noktaların birisi 0, birisi eksi 3, diğeri de nedir arkadaşlar? Artı 3, doğru mu? Yani şöyle ters yazdık ama doğru söyledik. Birisi artı 3, birisi de eksi 3. Evet. Şimdi dikkat. Burada B ve C, buradaki B ve C arkadaşlar nedir? Nedir? X ekseni kestiği iki tane noktadır. Bu iki tane noktanın mesela bakın bu B 0 olup diğeri 3 olabilir. Doğru mu? Yani K değeri 0 ile 3 arasında olabilir. 0 ile 3 arasında bakın K değeri var mı şıklarda? Yok. Zaten hangisi olabilir demiş. Yani birden fazla ihtimal var karşımızda. O halde 0 3 olamaz. Tamam. Başka kimler olabilir? Ardışık ikili kim var başka? Eksi 3 0 var. O zaman B değeri eksi 3 olacak. K değeri 0 olacak. Doğru mu? O zaman C değeri 0 olacak. Dolayısıyla K değeri eksi 3 ile 0 arasında olmak zorunda. Eksi 3 ile 0 arasında birisi var mı şıklarda? Var. Eksi 2 var. Eksi 1 de var. Evet ama eksi 1 olamazdı. Neden? Çünkü eksi 1'de türev negatif çıkardı. Ya ne kadar güzel bir soru yazmışlar. Helal olsun. Tebrik ederiz soru yazarlarını. Peki hocam eksi 3'e 0'ı denedin. Tamam 0'a 3'ü denedin. Eksi 3'e 3'ü niye denemedin? Ya eksi 3'e 3 denenir mi arkadaşlar? Burası eksi 3 olsa, burası 3 olsa. X eşittir 0'da da x ekseni kesiyordu. Hani bu arada x ekseni kesmiş mi bir daha? Kesmemiş. Dolayısıyla bu b ve c ardışık iki kök olması lazım. Yani şu köklerden değil mi? Ya eksi 3'e 0 olacak ya da 0'a 3 olacak. 0'a 3'ü verdiğim zaman pozitif değer gelmesi lazımdı. K'nın pozitif olması lazımdı. Ama baktım şıklarda öyle bir durum yok. Doğru mu? O halde eksi 3'e 0'dan gelecek dedik. Dolayısıyla K'nın eksi 3 0 arasında olması lazım. Yani ya eksi 2 ya eksi 1 olabilir. Ancak K
K noktasındaki türevin pozitif olması için K karenin de 3'ten büyük olması lazımdı. O yüzden K eksi 1 olamaz dedik. Dolayısıyla cevap Denizli seçeneği geldi. Gerçekten yani bana yine çok keyif veren bir soruydu. Mutlaka yıldızlamayı unutmayalım. Haydi geçelim 10. soruya. Arkadaşlar selamlar, geldik 10. soruya. Y eşittir x küp eğrisine. Hangi noktada teğet olan doğru, x ekseni apsisi 2 olan noktadan keser diyor. Şimdi şöyle. Evet. Hangi noktada teğet olan doğru, x ekseni apsisi 2 olan noktada keser diyor. Bakın temsili çizimler yapıyoruz arkadaşlar yine. Şöyle y eşittir x küpün bir parçasını çizdiğimi varsayayım. Tamamen temsili çizimler bunlar arkadaşlar. Y eşittir x küple alakası yok bu grafiğin zaten. Şurada bir noktada teğet oldu. Evet. Bu teğet doğrusu sonra gidecek x ekseni nerede kesecek bakın. Apsisi 2 olan noktada kesecekmiş. Burası 2. Apsisi 2, ordinatı ne? 0. Neden 0? Çünkü zaten x ekseni üzerinde. Doğru mu? Peki şimdi şu nokta yani DM noktasının apsisi C olsun gelin. O halde ordinat ne olacaktır? Y eşittir x küpün üzerinde olduğu için ordinat C küp olacaktır. Doğru mu? Peki bu şu doğrunun eğimi arkadaşlar x eşittir c'de fonksiyonun türevine eşit olmaz mı? Hemen fonksiyonun türevini alalım. Ne gelir fonksiyonun türevinde? 3x kare gelir. X yerine c yazarsam ne gelecektir? Peki c yazarsam 3c kare gelecektir. Yani şu d doğrusunun eğimi ne geldi bakın? 3c kare geldi. Peki bu d doğrusunun eğimini biz şurada şu açı ölçüsü alfa ise bu açı ölçüsünün tanjantı yardımıyla da bulabilir miydik? Şurası kaç birim? C küp birim. Burası kaç birim? Burası kaç birim? Burası da C eksi 2 birim. Doğru mu? Evet. C küpü C eksi 2'ye böldüğüm zaman eğimi buldum. Peki eğimin ne olduğundan emindim ben? 3 C kare olduğundan emindim. C'nin 0 olmadığını biliyor muyuz arkadaşlar? C 0 değildir galiba değil mi? Dolayısıyla her tarafı bir C'nin 0 olma ihtimali var mı? Bakalım C 0 olursa ne olur? C 0 olursa 0'a 0 noktası olur burası. 0'a 0 noktasındaki teğet yani orijindeki teğet x eksenin kendisidir. X eksenin apsisi 2 olan noktada değil her noktasına keser. Evet C 0 değil o halde. O halde iki tarafı da C kareye böldük arkadaşlar. Hatta şu C eksi 2'de karşı tarafa gönderelim şöyle. Evet, iki tarafı da C kareye böldük ne geldi? C eşittir 3 tane C eksi 2 geldi. Düzenleyelim. 3C eksi 3C eksi 6 eşittir C oldu. Yani buradan 2C eşittir 6 bulundu. Demek ki C 3'müş. Yani evet. Teğet olduğumuz noktanın apsisi 3. Ordinatı da nedir arkadaşlar? C küpten 27'dir. O halde 3'e 27 noktası aradığımız nokta diyoruz. 10. soruyla beraber bu testimizin de sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olabilmişizdir arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli soruların olduğu bir testi. Ve böylece geometrik yorum kısmını da bitirmiş olduk. Karma testlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Artan azalan fonksiyonlar, artan azalanlık ve ekstrem noktaları da tabii ki atlamayın. O halde sonraki testlerde ve diğer konularda da görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.